Nefes egzersizlerinde her zaman konforlu ve dik bir oturuş. Tamam. Konforlu ve dik bir oturuş. Omurganın 90 derecelik açısı çok önemli. Ee, koltuklarında oturan değerli izleyenlerimiz de diz kapağı ile kalçanın aynı hizada olmasına lütfen dikkat etsinler. Olmadı şöyle koltuğun biraz önüne, önüne doğru, doğru gelebilirler. Peki. Veya ayaklarının altına bir yükselti alabilirler. Tamam. Ee, burundan nefes alıp vereceğiz. Burundan nefes alıp verirken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey. Lütfen akciğer kapasiteniz ne kadar istiyorsa o kadar nefes alın. Yani kendinizi bu bir nefes egzersizidir diye asla zorlamayın. Asla sınırlarınızın ötesine geçmeyin. Ama nefes verirken aldığınız soluğun tamamını yavaş 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 tamamını vermeyi araştırın. Çünkü nefes tekniklerinde şifalandıran kısım sevgili Baltıçek nefes alma kısmı değil nefes verme kısmı. Hmm. Çünkü Hı. biz nefes verirken parasempatik sinir sistemi daha aktif bir şekilde çalışıyor. Hmm. Zaten bizim bütün farkındalık egzersizlerinde yapmak istediğimiz şey parasempatik sinir sistemi aktivasyonunu yükselterek şifalanma ve dengelenmeyi sağlamak. Bir yüzlerce nefes tekniği var bu öğreteceğim Tabii, bu, bu burundan alıp burundan bu, veririm. Peki bu Böyle. Bunun ismi basit diyafram nefesi. Burada dikkat etmemiz gereken şey nefes alırken karnın bir balon gibi dışarıya doğru şişmesi ve nefes verirken yavaş 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 gerekirse karın kaslarınızı omurganıza doğru kademeli olarak çekerek aldığınız son soluğu Boşaltmayı araştırmak. Bir tanesini yap biz yapayım. Lütfen. Evet. Şunu çıkarayım mı? Tabii lütfen. Çünkü belki tabii, daha iyi görünür tabii. ekranda. Çok da güzel gözüküyor, çok da güzel tamam. bir seketin. Şöyle <laughs> elimi koyuyorum. Ha. Şimdi nefes alıyorum. Bu kadar nefes almak bana yetti. Kendimi zorlamama hiç gerek yok ve şimdi veriyorum. O daha uzun sürdü. Evet. Sonuna kadar. Nefes verme sürenizi uzatmaya çalışıyorum. Bir daha yapayım. Ve veriyorum. seni görünce ben rahatladım Ebru. <laughs> Şimdi şöyle bal çiçek. Programımız bitmeden. Ben de yapıyorum. Bravo size. Programımız bitmeden şunu söyleyeyim değerli izleyenlerimiz için. Her sabah kalktığımızda 5 dakika bu basit diyafram nefesini, öğle yemeğinden önce 5 dakika ve akşam yatağa yatmadan önce 5 dakika yaparsak yani günde 15 dakika. Bu basit diyafram nefesi egzersizini bütün ev ahalisice yaparsak bir merkezi sinir sistemi çok daha dengede olacak. Sindirim sistemi çok daha düzenli çalışacak. Akciğer kapasitemizi güçlendirmeye başlıyoruz. Akciğer florası düzelmeye başlıyor. Sindirim sistemi gibi akciğerlerimizin de florası var çünkü. Doğru. Ki bu dönemde özellikle akciğer kapasitesini güçlendirmek çok Ne elzem. kadar önemli olduğunu gördük çok zaten. Elzem.